Merhaba arkadaşlar, bu videoda Excel'de iterasyon ayarlarından bahsedeceğim. Excel'de bazen döngüsel formüller yazabiliyoruz. Buradaki örneğimizde bir faktörün firmasının bir örneğini, özet bir yapısını anlatmış arkadaşlar. Mesela şirketin ticari alacağı bu kadar. Bunun %25'i kadar ortalama yıllık %25'i kadar net satış geliri elde ediyor. Faaliyet giderlerse net satış gelirinin %10. Finansman giderleri arkadaşlar şirketin finansal borcunun işte yaklaşık %15'i olduğunu görüyoruz. Vergi çıkarıyoruz. Daha sonra vergi öncesi kar ve vergi çıkarıyoruz ve net kâra ulaşıyoruz. Daha sonra biz bu net kârı alıp öz sermaye eşitliyoruz. Şimdi diyoruz ki buradaki finansal borcun toplamı şirketin ticari alacak eksi öz sermayesi kadar olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü ticari alacaklarını öz sermaye ve finansal borçla telafi ediyor. Şimdi öz sermayenin tespiti için arkadaşlar zaten bu sistemin çalışması lazım. Ne kadar net kar varsa öz sermaye ona göre oluşuyor. Peki finansal borç da öz sermayeye göre oluşuyor. Tamam. Fakat şuradaki öz sermaye tekrar finansal borçla oluşuyor. Neden? Çünkü finansal borcu hesaplamadan finansman giderini hesaplayamayız. Oradan da net karı hesaplayamıyoruz. Böylece iç içe bir döngü oluştu arkadaşlar. Yani finansal borç hesaplanmadan net kâra ulaşılmaz. Yani öz sermaye ulaşılmaz. Tamam. Öz sermayeye de finansal borç hesaplanmadan ulaşılmaz. Neden? Çünkü finansal borcu finansman giderleri için hesaplayacağız. Böylece net kâr oluşacak. Net kâr da öz sermaye tekrar akacak. Öz sermaye de finansal borcu belirleyecek. Şimdi böyle durumlarda arkadaşlar iç içe formül oldu ve Excel'de şu mavi hatayı verdi. İç içe döngü olduğuna dair hata verdi. Bu tür durumları şöyle çözerler arkadaşlar. Dosya menüsüne giriyoruz. Seçeneklerden formüllere geliyoruz ve şurada yinelemeli hesaplamaları etkinleştir var. Buna tıklıyoruz. Tamam dediğimiz anda bakın hesapladı arkadaşlar. Bu Excel'in iterasyon veya yinelemeli değerlerini açmak oldu arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Excel otomatikman aynı işlemi 100 kere çevirdi. Yani az önceki iç içe birbirleriyle çelişen formülleri düzeltmiş oldu arkadaşlar. Yani ne yaptık? Öz sermayeyi hesaplamak için finansal borcu bilmemiz gerekiyor. Finansal borcu da bilmemiz için öz sermayeyi bilmemiz gerekiyor. Fakat bu bir hata veriyordu ama artık hata vermiyor. Çünkü Excel'de yinelemeli değerlerin hesaplanmasını açtık. Excel aldı bunu 100 kere hesapladı. 100 kerenin sonucunda oluşan değerleri bakın atadı. Hiçbir hata vermeden çalıştı arkadaşlar. Dedi ki finansal borç toplam 933.075 lira. Öz sermaye bu kadar. İşlemi yaptığınızda da zaten bu buna eşit oluyor arkadaşlar. Tabi bu tür formüller arkadaşlar çok uç formüller gibi görünebilir ama gerçek hayatta işler böyle döner. Yani en basitinden faktörün firması ne kadar finansal borçlanacağını öz sermayeyi bilmeden yapmaz. Öz sermaye de dönem içinde oluşan bir şey arkadaşlar. Yani 100 farklı krediye verdiğini firmaya kredi verdiğini varsayarsanız böyle bir döngü zaten oluşur arkadaşlar. Günlük hayatta zaten bu döngüler var. Biz farkına varsak da varmasak da. Fakat siz bunu iç içe formülleri Excel'e veya başka programlara aktaramadığınız için problem çıkıyor. Farklı algoritmalar kuruyorsunuz. Şimdi Excel'in bu özelliğini bildikten sonra farklı algoritma kurmanıza gerek yok.